Hocam son dönemde önemli kaleciler yetiştirdik. Uğurcan, Altay, Ersin, Gökhan, Doğan var, İrfan Can var, Utku Yuvakuran var. Ki ilk defa ben hani böyle bir döneme şahit oluyorum. Siz de Türk futbol tarihinin önemli kalecilerinden biriydiniz. Biz burada neyi doğru yaptık da yeni kaleciler, daha doğrusu yeni iyi kaleciler yetiştirmeye başladık? Şimdi tabii yani biz seçim yapıyoruz. Eğitim farklı bir şey. Eğitilmiş, eğitilen oyuncu, altyapıda eğitilen oyunculardan bütün hocalara teşekkür etmek lazım. Kaleci antrenörü olsun, kulüplerin olsun, teknik direktörlerine olsun, teşekkür etmek lazım. Ama bu işin felsefesini ilk başta koyanlardan bir tanesi Rasim Kara geçmişte. Kaleci antrenörünün olmazsa olmaz olduğu düşüncesi başta biraz zorluk çekindi ama o sonra yerleşildi. Bunun meyveleri daha sonra alındı. Çünkü farklı bir mevki, farklı çalışması gerekiyor. Ben de çalışırken yedek kaleciler, yedek değil mi? Ben kendimi az görmeyeyim de diğer kaleci arkadaşlarla beraber çalışıyordum. Bazen şut atıyordular ama kaleci antrenörü diye bir şey yoktu. Tesadüfen kaleci olduk, tesadüfen görevler aldık. Yani öyle demek lazım ona. Ama sonradan bize en iyisini olmamız gerektiğini, gol yediğimiz zaman sen nasıl kalesin diyenler oldu. Halbuki hiçbir eğitimden geçmedik. Yani doğru bir eğitimden geçmedik. Bugün o eğitim var kaleci. Ama kalecilerim kaynağın olması önemli. O kaynağın geliştirip, eğitilip geliştirmesi de önemli. Şimdi o yapıldı. Ve sayısı fazlalaştı. Zaman zaman mesela yine bu kalecide de dahil şu ana kadar en iyi kaleci Rüştü. Onu söyleyeyim. Yani ben geçmişten bugüne kadar gelen çünkü... Siz de dahil mi hocam? Hepsi dahil. Yani biz öyle diyoruz. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Ben şimdi olsam kendimi kaleci olarak almazdım. Şimdi buradaki şey şu. Yani Rüştü'nün yetenekleri var. Hatta o da eksik bırakıldı. Onun da hikayesini iyi dinlemek lazım. Nasıl kaleci oldu, nasıl başarılı oldu da. Ama ben şuna bakıyorum yani daha eğitim alarak çok daha büyük bir kaleci olabilirdi. Evet Barcelona'ya gitti ama inanın ki teknik bilgilerin çoğu eksik olarak gitmiştir. Ama o eksik haline bile çok başarılı olmuştur. Yani 2002 Dünya Kupası, 2008 Dünya Kupası olağanüstü damga vurdu. Maç kurtaran kaleci olarak geçti. Tugay bir de anılır bu arada. Tugay Şelen de belli partileri olarak anılır. Allah rahmet eylesin. Yani ilk kaleciler var tabii. Yani isimlerini saymıyorum. Çok vardı ama bu dönemde de yeni çıkan kaleciler var. Ama ben bunları daha hala tam oldu diye kabul etmiyorum. Yani mesela Mert bizde geldi. Benden önce Serkan ve Sinan vardı. Geldiğimde ilk zamanlarda. Volkan Babacan da sizden önceki bir dönem. Yok benden önce değil. Benim ilk geldiğim zamanlarda i̇lk Volkan geldi. Ayrılmıştı. Yani Volkan da vardı ama Sinan'la şey oynuyordu o zaman. Serkan oynatılıyordu o dönemlerde. Ondan sonra da Mert'i aldım. Mert de çok iyi oynadı. O zaman Uğurcan neden oynatılmıyor? Konuşulabilir gayet normal. Neden oynatılmıyor deniyordu. O zaman geçti. Şimdi Uğurcan oynuyor. Yarın Altay oynar. Yarın yine Mert oynar. Ne bileyim Ersin gelir. Utku gelir. İrfan Can gelir. Doğan gelir. Bir başka daha yaşlı olan Berke var mesela Belçika'da. O da iyi bir kaleci. Ümit takımına gelenler var. Hepsini takip ediyoruz. Burada önemli olan zamanı ve yeri geldiği zaman hazır olmak. Biz de o görevi veririz ama bazen kamuoyunda böyle herkesi böyle aşırı överek herkes milli takımda olmaz. Bir bakıyorum 7-8 tane kaleci oluyor. Herkes kendi takımında kaleci söylüyor. Bu çok güzel bir şey. Milli takımın istendiğini görüyor. Bu güzel. Ama dediğim gibi her şey yeri ve zamanında olur. Bunu da beklemek lazım. Uğurcan buna güzel bir örnektir. Mert buna örnektir. Mert geldi ki Volkan bir ara kendi takımındaydı. Hem kendi takımında oynadı hem geldiği milli takımda oynadı. Çok da büyük katkılar yaptı. Ama bu sene takımıyla beraber düşüş yaşadı. Bu da futbolun içerisinde var. Bir anda da toparlanıp belki yeniden şans alacak, bulacak. Onu bakacağız, zaman gösterecek. Uğurcan da öyle, Altay da iyi geliyor. Diğerleri de iyi geliyor. Ama milli takıma gelmedim diye bırakmasınlar. Kaleci veya diğer mevkiler için söylüyorum. Bu, siz işinizi iyi yapın. Kendi takımınızda başarılı olun. Her gün kendi. Beni almadığından moralim bozuldu da ben iyi değilim. Öyle bir şey yok. Futbol iyi ve kötüyle iç içe yaşar. Başarı başarısızda göreceksiniz. O başarı da havaya girmeyeceksiniz. Başarısızda da teslim olmayacaksınız.